Yani hayal gücü atölyesi bu dersin konusu. Hayal gücü atölyesi. Geleceği nasıl anlayabiliriz? Geleceği anlamak için birkaç tane perspektiften yaklaşıyoruz. Bir, science fiction, bilim kurgu. İki, geleceğin mesleklerine bakıyoruz. Üç, geleceğin şehirlerine bakıyoruz. Dört, geleceğin yenilik alanlarına bakıyoruz. Beş, eğlence dünyası. Gelecek teknolojilerle başlıyoruz derste. Teknolojinin ve yapay zekanın geleceği nereye gidiyor? Bununla ilgili bir bulmacayla başlıyor. Bulmacayı da hemen ben sana sorayım ve katılımcılarımıza sorayım, izleyicilerimize. 2020'ye girerken dünyanın en değerli firmaları hangileri? Dünyanın en değerli 6 firması neler olabilir? Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook ve Alibaba. En değerli 6 bunlar dünyada. Dolayısıyla derste bunların değerleriyle ilgili. Tabii bu 2020 Ocak. Hani bazı şeyler değişti. Şöyle değişti. Sürecin en büyük kazananı Amazon oldu. Amazon burada 4. sırada yer alıyor. Ama şu anda Amazon 1 numaraya yükseldi. Yani bu süreçte koronavirüs sürecinde Apple'ı tahtından indirmiş oldu. Bu yeni dünyanın, herkesin evinde kaldığı bu yeni dünyanın, koronavirüs dünyasının tartışılmaz lideri olarak kendisini domine etti. Bütün pazarları Amazon dünya lideri. En büyük değişim bu sene. Ama bununla ilgili ben birkaç figür paylaşıyorum öğrencilerimle. Mesela 2006'da dünyanın en önde gelen firmalarına baktığımızda 2006'da veya 2011'de petrol şirketlerinin önde gittiğini, gaz şirketlerinin, petrol şirketlerinin en önde gittiklerini görüyorduk. Ama artık öyle bir şey kalmadı. Yani tamamen gümbür gümbür petaklak gitti bunlar. Petrol şirketleri, enerji şirketleri şu anda böyle bazıları hatta böyle iflasın eşiğine gelmiş durumdalar. Bunların yerine neler aldı? Teknoloji şirketleri aldı. İşte bu ilk altı dediğimiz firmalar aldı. Ve bu firmaların ilginç olan değerleri trilyonu geçmiş oldu ilk defa. Yani ilk dördü biliyorsunuz ilk defa trilyonu geçti. Apple, işte Google, Microsoft ve işte Amazon bir trilyon değerini geçmiş oldu. Dolayısıyla bununla ilgili bazı figürler paylaşıyorum ben öğrencilerimle. Mesela şu anda da dotcom dönemi gibi internet şirketlerinin yer aldığı 1999 dotcom dönemine baktığımızda önde gelen şirketlerin hepsinin böyle teknoloji şirketleri olduğunu görüyoruz çoğunlukla. O dönemden bu arada zirvede kalan tek bir tane şirket var, o da Microsoft. Yani liderliği koruyabilen tek şirket hem dotcom'da döneminden, o da işte Bill Gates'in dehasıyla açıklayabiliriz onu. Şu anda da günümüzde de en büyükler arasında yerini koruyor. Kendisini sürekli yenileyen ve dönüştüren bir firma olmasını buradan görüyoruz. Yani ne kadar değerli bir firma olduğunu, dünyada ne kadar fazla değer ürettiğini ve kendisini sürekli nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz Microsoft'un. Aslında bu büyükler içerisinde belki de en az dikkati çeken Microsoft. Çünkü Microsoft'u zaten biliyoruz diye düşünüyoruz. Hani böyle çok yenilikçi gelmiyor falan diye düşünüyoruz ama Microsoft da inanılmaz yenilikçi bir firma. Ve özellikle kurumlara verdiği hizmetlerde falan kendisini tamamen dönüştürmüş bir firma. Microsoft ile beraber tabii ki Amazon, Apple, Google bunların hamlelerini de görüyoruz. Sonra Facebook, Berkshire Hathaway, Warren Buffett'in firması, Alibaba, Tencent gibi firmalar var. Burada ilginç olan şu, ilk defa artık ilk onda Çinli firmaların ilk ona yerleştiğini görüyoruz. Yani hatta bu hani daha da hızlanarak büyüyecek bir süreç. Çin firmalarının artık liderliği ele geçirdiğini daha fazla göreceğiz önümüzdeki dönemde. Hocam burada şeyle bağlantısı var mı? Aklıma hemen böyle bir soru geldi. Şimdi her zaman dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi genelde işte Amerika ağırlıklı oluyor böyle 7-8 sonra İngiltere arasında. İngiltere ve Amerika genellikle ağırlık basıyor ya. Evet. Acaba bu değişen dünyada Çin'in şu an sıralamalarını bilmiyorum da üniversiteleri de böyle ilk 20'ye ilk 10'a girmeye başladı mı acaba? Bunun teknoloji Yani hani o henüz çıkmasıyla beraber girmedi. şey var. Henüz girmedi ama Çin'in şöyle biliyoruz. İlk onda olmasa bile ilk yüzde çok üniversitesi girmeye başladı. Şunu biliyoruz. Çin'de research productivity yani research output, araştırma, en fazla araştırma basma konusunda dünya liderliğini ele geçirmiş durumda Çin şu an. Yani en fazla araştırma Çin'den çıkıyor. Çin üniversiteleri de çok ciddi ilk yüze oynuyorlar şu anda. İlk yüzde bir sürü yeni gelmiş olan Çin üniversitesi çok fazla var. Ama tabii üniversiteler biraz daha o sektörde değişim daha yavaş yaşanıyor. Hani böyle bir iş dünyasındaki kadar böyle taşlar yerinden hızlı oynamıyor. Orada da şunu göz önünde bulundurmak lazım. Zirvede yer alan kurumlara baktığımızda Oxford, Cambridge bu kurumlar Osmanlı'dan daha eski kurum. Yani 1200'lü yıllarda 1200'de falan kurulmuş. Daha kayı boyuyken bizimkiler hani daha Osmanlı falan yokken bu Cambridge, Oxford var yani düşünecek olursanız. Bu korkunç bir geleneğin hani çok büyük köklü bir
geçmişi temsil ediyor. Oxford da öyle, Cambridge de öyle. Dolayısıyla hani böyle 800 küsür senelik bir tahtın kolay kolay da öyle sarsılması da kolay değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani çok köklü kurumlar. İngiltere'nin baskını biraz oradan geliyor. Üniversite sistemini çok iyi oturtmuş olmalarından geliyor. Derste ben şöyle yapıyorum. Mutlaka öğrencilerime bulmacalar soruyorum. Dersin nabzını da bu çok daha arttırmış oluyor. Bilgiyi doğrudan vermek yerine her zaman bulmacaya çeviriyor. Bunun inanılmaz etkili olduğunu gördüm. Öğretmenlerimize de tavsiyem, derste bir bilgiyi doğrudan vermek yerine çocukları düşündürün. Onlara düşünmeyi öğretin. Beyinlerini, aktif hayal güçlerini kullanacak tarzda siz bulun bakalım. Kendileri araştırsınlar ya da tahmin etsinler, tahmin yürütsünler. Cevabı hemen verme. Yani cevabı hemen vermek yerine biz tamamen her şeyi bulmacaya dönüştürdüğümüzde o zaman öğrencilere, çocuklara bir agency tanımış oluruz. Onların yetkinliklerini arttırmış oluyoruz. Onlara kendilerine güven duymalarını sağlamış oluruz. Beyinlerini daha çok kullanıyorlar. Araştırma güdülerini daha çok kullanıyorlar. Ya da böyle hayal etme güdülerini, bağımsız düşünmeyi daha güzel kullanıyor. Ve insan beyni bulmacaya bayılıyor. Bulmaca çok değerli. Dolayısıyla hani bizim de böyle bulmacalara ihtiyacımız var. Derste onun için ben bulmacalar söylüyorum. Bulmacamız şu. Google geçen sene bilgisayar alanında dev bir devrime imza. Google firması. Bu devrim ne? Tahmininiz var. Quantum bilgisayar. Evet. Quantum supremacy. Quantum bilgisayarlar. Bununla ilgili derste ben videolar gösteriyorum. Videoda yani kuantum bilgisayarların nasıl çalıştığını, neden bu kadar önemli bir devrim olduğunu anlatıyor. Bu tabii videoları ben çok böyle özenli seçiyorum. Benim bir video playlistim var YouTube'da. İçinde belki 1000 tane falan video var. Onların arasından gerçekten dikkati toparlayacak, vereceğim mesajı en iyi şekilde verecek videolar nelerse onları seçiyorum. Onların da çok az bir kısmını gösteriyorum. Derste 1-2 dakikalık falan gösteriyorum. Hani işime yarayacak saniyelerini hatta not etmiş oluyorum önceden. Şu saniyeden şu saniyeye diye. Çünkü dersin her saniyesinin inanılmaz dinamik ilerlemesi gerek. Şey gibi düşünelim bunu. Canlı yayın yapıyorum ben. Mesela Star TV bütün Türkiye'ye hitap ediyor ya. Diyelim 65 milyon bizi izliyor klişesi vardır ya. Her dakika çok değerli değil mi? Mesela Star TV'ye akşam kuşağına prime time'da hele dizi arasına saat 9'dan sonra reklam vermeye çalışırsanız mesela çok prime time prime location o. Yani çok değerli bir zaman dilim. Her saniye çok değerli. Ben derslerimi de böyle düşünüyorum. Oradaki her mesela 120 dakikan var ya o 120 dakikayı öyle bir bölüyorum ki oradaki her dakikanın böyle çok değeri var. Oraya girmek çok zor yani. Zaten mesela ben bir derse hazırlanırken bazen 300 slide'la falan başlıyorum. 300 slide'ı da 120'ye düşürmem. Dolayısıyla bayağı seçici olmam gerekiyor. Videoda da hani seçip böyle en çarpıcı ve benim işimi görecek 1-2 dakikalık kısmı. Benim kriterim şu. Gerçekten hayal gücünü, merakı tetikleyen, benim çok en ilginç gördüğüm şeyler nelerse şu son 2 haftada. O tamamen benim ruh dünyama bağlı. Ve tabii ki merak, ilgi alanlarıma bağlı. Tamamen ona göre şekillendiriyorum. Ama tabii şöyle bir sorun oluyor orada da. Arge yaparken. Mesela çok fazla şey okuyunca, öğrenince beyin bir kere çorbaya dönüyor. Allaç bullaç oluyorsun. Mesela onlarca, yüzlerce video izledin. Düşün. Onlarca kitap okuduğunu düşün. İşte böyle hakikaten neyi nasıl birbirine bağlayacağını falan kaybediyorsun. Arada. Orada asıl zor olan mesela hani derse hazırlanırken böyle hem yeni beni eğlendirecek şeyler bulmam lazım. Burada en önemli şey ben kendi duygularım. Ben kendim ne zaman en çok heyecan duyuyorum? Hangi videonun hangi dakikasında heyecan duyuyorum? O heyecanımı aktaracak şekilde derse yansıtıyorum. Ona göre seç. Yani burada karar verirken mutlaka kendi duygularıma bak. Hani bence hocalarımız da dersi hazırlarken önce kendilerine şunu sormalılar. Bu derse ben katılıyor olsaydım hakikaten böyle koltuğumdan oturduğum sandalyeden fırlayacak kadar heyecanlanır mıydım diye sormamız gerekiyor kendi. Eğer öyleyse paylaş. Değilse geliştirmeye devam et. Öğrenmeye devam et yani. Yeni şeyler öğrenene kadar o ders hazır değil yani. Bu işte çok aslında zor ve yıpratıcı da bir şey. Yani bunu mesela ben artık 2020'de bayağı yoğun olarak yaşadığım ve derslerimi aktarmaya çalıştığım için öyle söyleyeyim sana 2 saatlik bir ders için bazen 35 saat falan 40 saat hazırlandım. Dün yekünü toplarsam 2 saatlik bir ders için bazen 20 saat 25 saat rekorum 35 falan civarı. İnanılmaz bir yekün tutuyor. Bunu da yani iş yükü olarak görürsen zaten işkenceye dönüş. Bunu sadece tek bir şekilde yapabilirsin. Hakikaten bunu böyle o kadar seveceksin ki öğrendiğin şeyleri o kadar çok zevk alacaksın ki onu iş olarak görmeyeceksin.
geçireceksin. O zaman fazla mesai yapabiliyorsun. Gece 12'lere kadar bazen hani ders hazırlayabiliyorsun. Önemli olan o merak ve hayal gücünü takip edebilmek. Mesela öğrencilere doğrudan bilgiyi vermek yerine bulmacalarla, bulmacalar sorarak aktarıyor. Kuantum bilgisayarlarla ilgili videolar var. Bir sonraki bulmacayı geçiyorum sonra. Bu arada bilenlere de derste işte çikolata veriyorum. Her derste mesela ben bir böyle büyük dar çikolatalar oluyor burada. Güzel. O çikolatalardan işte 20, 25, 30 tane götürüyorum. Hatta çıkarıyorum ortaya. Kim bilirse anında diyorum çikolatalar onun oldu. Hangi bulmacayı kim bilirse el kaldırıyor. İlk bilen el kaldırıyor. Söz istiyor. Ben söz verdiğim anda da söylüyor. Bildiyse de çikolata ona ulaştırılıyor sıradan sıra. O şekilde olunca bilmeseler bile atmaya başlıyorlar. Hani bir kızışıyor. Daha bir eğlence ortamı oluyor. Ve o dersin dinamizmini arttırmış. Bir de tabii çikolatanın ayrı bir büyüsü var. Ben onu hani öğrenmeyle de bağlantılı faydasını görüyorum. Bir sonraki bulmacaya geçiyoruz. Bulmacada da şu. En akıllı asistan, seslerle konuştuğumuz cep telefonu asistanları var ya. En akıllısı hangisi? Ve akıllı telefon edebilen hangisi? Neler bunlar diye hatırlayacak olursak. İşte Siri, Alexa, Bixby, Cortana falan. Bunlardan en akıllısı hangisi? Özellikle tek başına işte böyle telefon açabilen. En iyisi Google Assistant. En hızlı gelişmiş sistem onlar. En zeki olan da o şu anda. Google'ın CEO'sunun bir videosu var. İki tane restoranda yer ayırtmak için Google Asistan kendi kendine arıyor ve onu kaydetmişler. İnsanlarla konuşup rezervasyon yapabiliyor. Yani. Onun ses kayıtları var. Onu izletiyorum. Hakikaten çok çarpıcı çünkü. Çarpıcı bir teknoloji. Bir sonraki bulmaca. 2020 sonunda müşterilerle etkileşimlerin, diyalogların yüzde kaçı makineler tarafından insansız yapılıyor? Chatbotlar yüzde kaç olabilir? %80'i bu yılın sonunda yapay zeka tarafından ya da chatbotlar tarafından. Hakikaten mesela şu anda yazışıyorsanız büyük ihtimalle chatbotlarla, yapay zeka ile yazışıyorsunuz. Dolayısıyla bu yapay zeka ile ilgili bazı istatistikler paylaşıyor. Son 4 senede %270 artış kaydetmiş yapay zeka kullanımı. Ve de yapay zekanın küresel payı 118 milyar dolar olacak yaklaşık. Yani gerçekten böyle çok büyük, çok hızlı gelişimin yaşandığı bir çağ yaşıyoruz. Her gün bir değişim ve gelişim oluyor bu alan. Sonra bir sonraki bulmaca. 2019'da hangi ülkenin firmaları en fazla Fortune 500'de yer aldı? Hangi ülkenin en fazla firması var 2019 listesi. Çin 129 firmayla ilk defa tarihte Amerika'yı geçmiş oldu. 129 tane firma var Çin'in. Amerika'nın da 121 firması. Onun için derste biraz Eagle and Dragon diye bir bölüm koydum. Kartal ile Dragon. Teknoloji yarışı nasıl şekillenecek? Geleceği kurgulamada Çin ve Amerika'nın piyasaya liderliğe yarıştığını görüyoruz. Yarışın geleceği ne olacak? Burada da yapay zekanın ve teknolojinin başrol oynatıyor. Şu anda ticaret savaşları ile başladık. Sonra koronavirüs savaşına döndü bu. Ama bütün bu rekabetin, kıyasıya rekabetin merkezinde teknoloji firmaları var. Teknolojinin geleceği var. Ve bu noktada Çin'in bazı avantajları da var. Amerika ile kıyaslandığında değişimin, dönüşümün ve teknolojinin hızı inanılmaz artış gösteriyor Çin'de. Amerika tabii ki Silikon Vadisi avantajından dolayı ve liderliği elde bulundurmasından dolayı avantajlı bir konumda hala. O avantaj da bir süre daha devam edecek. Mutlaka ama Beijing gerçekten Pekin bu şeyde yapay zeka ve geleceğin sektörlerinde liderliği ele geçirmek için inanılmaz yatırımlar yapıyor. Onun için mesela dünyanın en değerli mesela unicorn'u Amerika'da değil mesela Çin'de. ByteDance diye bir firma. ByteDance yapay zekayla, mobil uygulamalarla sıfırdan kurulmuş ve çok kısa bir sürede milyar dolarlık değere ulaşmış. 75 milyar dolar değeri var. TikTok'u yapanlar aynı zamanda onlar. Ama böyle sıfırdan çok kısa bir sürede kurulup dünyada liderliği ele geçiren firmalar. Bunun gibi çok fazla firma var Çin'de. Bir başka avantajı Çin'in ödeme sistemlerinde çok daha önde. Dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığı zaman mobil ödemede dünya lideri. Artık orada kredi kartı ya da kağıt para, nakit para falan kullanılmıyor. Tamamen cep telefonuyla her şeyi hallediyorlar. WeChat'ten, Alipay'den ödemeler halloluyor. Karşı karşıya geçtiğiniz zaman trafik cezası hesabınızdan 10 saniye içinde gitmiş oluyor mesela yanlış geçti falan. Böyle hani bambaşka bir boyutta, bambaşka bir yenilik çağında yaşıyor. Geleceği de ellerinde bulunduran, kuracak olan kuvvet Çin diyebiliriz yani. Orta vadede en azından. Hemen ardından tabii ki şey geliyor. En büyük atılımı yapacak, gelecek 10, 15-20 senede en büyük atılımı yapacak ikinci büyük güç Hindistan olacak. Hindistan'ın çok böyle hızlı yükselişine
tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki işte 15-20 senede Hindistan tam böyle asıl atılımını yapmadı daha. Ama önümüzdeki süreçte, önümüzdeki 15-20 senede çok hızlı gelişim devam ederse hem üretim alanında çok lider konuma gelecekler hem de bilişim alanında zaten çok iyiler. Oradaki kaliteyi arttıracak, inovasyonu arttıracaklar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, mesela önümüzdeki 15-20 senede en büyük böyle fakirlikten kurtulan kitleler Hindistan'dan çıkacak. Hindistan'daki de böyle belki 1 milyara yakın kişinin fakirlikten orta sınıfa doğru yaklaştığını görürüz önümüzdeki 15-20 senede. Ki Çin'in de en büyük başarısı aslında 30 sene içinde dünyanın en fakir ülkelerinden birisiyken 1 milyardan fazla insanın fakirlikten kurtulup orta ve orta sınıfa, hatta üst sınıfa çıkmaya başlaması. Çin yapan en büyük başarı, hani 30 sene önce dünyanın en fakir ülkelerinden biriydi. Şu anda dünyanın en zengini olmaya doğru son hız gidiyor. Bu inanılmaz hızlı bir dönüş. Baş döndürücü bir gelişim. Evet. Japonya ve Kore örneklerini hep böyle, tabii bizim buralarda mı bilmiyorum da dünyada mesela hep böyle savaşlardan, zorluklardan sonra atağa kalktıklarını, işte büyük hikayeler yazdıklarını hep söylüyoruz ama Çin'i hocam hiç mesela sizin bahsettiğiniz gibi yani hiç öyle anlatılmıyor ya da yani o Çin'in büyümesi ve hakikaten aşırı bir hızla gelişmesi herhalde o da bir uzun müddet sonra mı, belki onlarca yıl sonra mı bahsedilecek bilmiyorum ama yani Asya tarafında sadece Japonya ve Kore'nin atağa kalktığı ve Çin'le alakalı çok işte bir şey bahsedilmiyor gibi. Bence o geleceği görmeyen, okuyamayanlar, daha böyle geriden takip edenler bence o. Hani Japon mucizesi dediğimiz şey 80'lerde 90'larda falan oldu yani. Bitti yani. Biraz hala hani Japon mucizesinden bahsetmek için biraz geç kaldı. Aynı şekilde Güney Kore'nin tabii ki Samsung efsanesi, işte teknolojik atılımları kültürel anlamda özellikle inanılmaz atılım var. O devam ediyor. Ama hiçbirisi Çin'le kıyaslanamaz yani. Çin'in yaptığı atılım ve sıçrama ve büyük başarıyla hiçbirisi kıyaslanamaz yani. Hani apaçık hani dünyanın yeni lideri olarak görüyorum ben yani. Hani şu önümüzdeki herhalde 10 senede daha iyi göreceğiz bunu. 10-15-20 sene. Burada tabii şey de önemli. Hani liyakat sistemine dayalı müthiş bir Çin Komünist Partisi'nin böyle gerçekten liyakata çok önem verdiğini görüyorum. O politbüroya seçilenler böyle top en tepedeki 25 beyine bakalım. Tepe takım, yönetim, stratejik beyinler sadece 3 tanesi soylu ve royal şeyden geliyor. Daha önceki ayrıcalıklı kesimlerden geliyor. Bu 25'in 22'si sıfırdan dişiyle tırnağıyla çok zeki olduğu için, çok çalıştığı için ve gerçekten oraya yere hak ettiği için geldi. 25'te 22 çok iyi bir oran. Bu kadar sen liyakat sistemlerine değer verirsen ve hakikaten en iyi olanı ödüllendirirsen o zaman öne geç. Burada bir mesaj veriyorum ben öğrencilere. O da şu: öğrenme yolculuğunu bıraktığın anda sen ölmeye başlamışsındır demektir. Yani ölmüşsün de aslında haline ağlayan yok. Tek yolumuz bizim kendimizi heyecanlandırarak, beynimizi aktif tutarak sürekli öğrenmeye devam et. Herkes bugün günümüzde artık teknolojide yer alıyor. Teknoloji sektöründe yer alıyor. Yani teknoloji sektöründe teknolojiyle uğraşmama gibi bir lüksümüz yok. Görevi hangi işte olursan o, teknolojiyle er ya da geç iletişime geçmek zorunda kalacaksın. Teknolojiyi kullanmak zorunda. Veya eğer direniyorsan da teknoloji elimine edecek o iş. Bu işte kendi kendine giden arabaların sistemi ele geçireceğini adım adım göreceğiz. 10-15 sene içerisinde bütün dünyaya dalga dalga yayılacak yani. Bu milyonlarca şoförün işinden olması demek. Eğer onlar kendi kendine giden araba teknolojilerini kendilerine ayak uyduramazlarsa, kendilerini upgrade edemezlerse, tam insana olan bağımlılığı her yerde azaltıyor. Her yerde göreceğiz bunu. Sadece mavi yakada değil, şu anda mesela retail sistemlerinde, Amazon'da işte insansız marketler şu anda aktif yani. Hani insan yer almasına gerek yok. Bütün teknoloji var onun için. Aldığın anda rafta senin faturana yansıyor. Bu şu demek: retail'da da, perakendecilik sektörü de çok hızlı dönüş. Yani mavi yakalılara alanları giderek daralacak. Orta ve uzun vadede. Teknolojiye uyum sağlama adına herkesin böyle dikkatli olması gerekiyor. Beyaz yakalıların da çok dikkatli olması gerekiyor. Radyologlar işlerini kaybetmeye başlıyorlar mesela. Neden? Çünkü yapay zeka daha iyi yapıyor onların yaptığı şu an. Hani doktorlar da işlerini kaybetmeyecekler ama rutin ve tekrar eden tüm işleri artık bilgisayarlar, makineler, robotlar yapıyor. Sağlık sistemleri buna göre tamamen dönüşecek. Ve tabii ki hani bu koronavirüs sonrası, pandemi sonrası dünyada da sağlık sistemlerinde yapay zekanın çok daha aktif rol alacağını da öngörebiliriz. Akıllı kamera sistemleri, havaalanında nasıl mesela su taşımayı bırakmıştık, ekstra kontrollere artık alışmıştık. Bunlara ekstra biyolojik kontroller eklenecek. Sağlık sertifikanı ve sağlıklı olduğunu göstermeden uçamayacak. Öyle bir
döneme gir. Yolculuk yapamayacaksın. Ülke değiştiremeyeceksin. Tüm bunlar da mesela önümüzdeki süreçte yapay zeka sistemleri, kameraları filan tarafından kontrol edecek. Bu konuda da dünya lideri kim? Tabii ki Çin. Çin bu sistemleri senelerdir uyguluyor. Bizim haberimiz yok sadece. Dolayısıyla dünyaya kim öğretecek bu sistemleri? Tabii ki Çin öğretecek. Aynı şekilde Uzak Doğu ülkeleri öğretecek. Çünkü işte Singapur çok iyi biliyor bu sistemleri. Güney Kore biliyor vesaire. Yani bu konularda çok daha organize. Zaten Uzak Doğu ülkelerinin pek çok konuda böyle ne kadar disipline olduklarını, ne kadar organize, ne kadar ileri görüşlü olduklarını bu süreçte görüyoruz yani. Bir anda böyle Batı ülkelerinin ne kadar, Batı demokrasilerinin lime lime dağıldığını görüyorsun bir anda. Tamamen dağılmış durumda. Amerika, İngiltere, Avrupa'nın pek çok ülkesi. Pek çok konuda artık yani dağılmış durumda. Almanya'yı ayırmak lazım. Almanya çok iyi bir durumda. Ama ekseriyetle ciddi bir şey var yani. Hani Batı demokrasilerinde ciddi bir düşüş görüyoruz uzun vadeli. Dünyada da otoriterliğin arttığı yeni bir döneme giriyoruz. Ne yazık ki liberal, kapitalist, demokrasi sisteminin artık belki de tarihe karışacağı bir döneme giriyoruz. Bir sonraki bulmacamız şu. En iyi geleceği görme, hayal etme ve gelecekteki teknolojilerin bizi nasıl etkileyeceğini en iyi şekilde görmenin, hayal etmenin yolu nedir? Nasıl en güzel şekilde öğrenebiliriz? Hangi kaynaklardan öğrenir sizce? Cevap şu. Bilim kurgu. Bilim kurgu okuyarak veya bilim kurgu filmleri izleyerek inanılmaz çok şey öğrenebiliriz. Çünkü hayal edilebilen bu teknolojinin geleceğiyle ilgili şeyleri biz hep bilim kurgudan öğrenir. Onun için mesela Star Wars çok değerli. Benzeri yapılamadı senelerce. Mesela 1980'de yapılmış mesela. 81'de neyse. Hala üzerine bir şey konulamıyor. Pek çok geleceğin teknolojilerini biz bilim kurgudan öğreniyoruz. Nasıl yapıyor bu bilim kurgu sektörü bunu? Bilim kurgu yazarları. Nasıl yapıyorlar bunu? Onların işinin aslında biz merak, hayal gücünü imal etmek olduğunu görüyoruz. İmal ediyorlar. Üretiyorlar. Sıfırdan merak üret. Senaryo yazarı olmanın en önemli koşulu bölüm sonunda biz şeye ulaşacak değil mi? Düğüm kurma. O düğümü nasıl kuracaksın? İlla bir düğüm olması lazım. Ve böyle öyle bir yerde kalmalı ki ne oluyor? Devam etmen gerekiyor orada yani. Haftaya özet oradan devralacak. Ama böyle o dosya açık kalması lazım. Çünkü öbür türlü izlemezsin, devam etmezsin yani. O bir addiction üretiyor. Bir daha, bir episod daha, bir bölüm daha. Netflix zaten 12'şer 12'şer, onar onar koyuyor zaten. Netflix artık başka bir level'da o yani. Başladığın anda mesela birinci sezonu pat diye bir buçuk günde böyle zombi gibi sabahları kadar izleyip mesela bitirenler falan. Hatta mesela yeni çok beğenilen dizilerin böyle ilk günde bitiriyor insanlar. Aynı gün işte hasta raporu alanlar mı dersin? İşte uykusundan fedakarlık yapanlar mı dersin? Çünkü neden? Beyin sürekli bir sonraki şeyde ne olacağını merak. Sonra da tabii depresyona giriyor insanlar. Bir sonraki sezonu bir sene nasıl dayanacağız falan diye. Hani bu şey özellikle Game of Thrones'ta çok olur. Senelerce bekle yeni bölüm gelsin. Hani bu merak unsurunu çözebilen aslında dünyayı yönetir günümüz. Çünkü attention economy dediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Dikkat ekonomisi. Şu anda günümüzde en değerli şey dikkat. Dikkatten daha değerli hiçbir şey yok. Onun için Netflix dünyanın en değerli firmalarından biri. Ve Netflix rakiplerini bir anlatıyor. Oo, rakiplerin arasında Facebook'ta var, tüm gazetelerde var. Sen neye zaman harcıyorsan, zamanını harcadığın bütün hobiler onların rakibi. En büyük rakipleri de olsa YouTube, en büyük rakipleri işte internet. Uyku demiş hocam bir de rakibimiz. En büyük rakibimiz uyku. Aynen öyle. İşte bunlar yani. Hani, ve şu anda Amerika'da bir yetişkin insan 11 saat medyayla ekran karşısında, cep telefonunda, bilgisayar ekranında, televizyon karşısında falan 11 saat geçiriyor. Bu uykudan çok daha fazla. Uyku ortalama 6,5 saat falan. Ama bu 11 saat. Dolayısıyla insanlar hakikaten böyle bu ekranlarına, cihazlarına artık bağımlı durumda. Bu bizim cep telefonu deyip geçmemek gerekiyor. Bu artık vücudumuzun bir parçası haline geldi. Onun için mesela birçok insan cep telefonunu kaybetti ya da bulamadığı anda evde bile kaybetsen böyle şeye giren insanlar var, depresyona giren. Nerede? Cebim nerede? Cebim nerede? Böyle bir saniye bir ayrı kalamıyor. Bir saniye bile ayrı kalamayan. Bu tabii bu da bir şey. Psikolojik rahatsızlık aslında. Telefon. Ama şimdi mesela bu daha işin başlangıcı. Bu yeni dalga teknolojilerle bu mesela bu cep telefonları giyilebilir hale geliyor. İşte Google Glass gibi ya da işte beyinle Neuralaces. Elon Musk çalışıyor ya Neuralaces. Brain Machine Interfaces. Makine ve beyin arasındaki etkileşimlere daha sıkı sarıldığı yeni bir döneme giriyor. Bu da şu demek. Yani artık biyolojik vücudumuzla teknolojik cihazlarımızın arasında çok daha yakın iletişim olacak ve birbirine eklemlenebilecek. Zaten bunu mesela sakat insanlara yeni yapay mekanik kol bacak falan eklenmesinde görüyoruz. İlk örnekleri bunların zaten başarılı var yani.
yani. Ama mesela çok daha gelişmiş robotik sistemlere vücuda eklemleneceği bir çağa gireceğiz. Ve bunun doğal karşılanacağı çağa gireceğiz. O Matrix'teki hapı içiyorsun ya, dünyanın değişiyor. İşte o hap mı olur artık, ya da işte ne tarafımıza neyi takacağız onu da bilmiyorum artık, ama yani bir şekilde o cihazlarla çok daha entegre hayat yaşayacağımız bir dönem geliyor. Mikroçipler, nanoteknolojiler, vücudun içerisinde mesela yolculuk eden, senin işte kan basıncını falan denetleyen mikro makinalar. Tüm bu vücuttaki sistemlerin dijital ikizleri olacak. Simülasyonları yapılacak. Sana özel bütün sağlık datası o dijital ikizde yüklenmiş olacak. Sen gittiğin zaman bütün tarihin, şeyin, her şeyin o simülasyonda olacak zaten. Dolayısıyla hani insan vücudu da insanın ömrünü uzatan teknolojilerin de inanılmaz patlama yapacağı bir çağa giriyor. Yani şu anda mesela artık 100 sene yaşamak çok böyle uçup gelmemeye başladı. İnsanlar artık 100 sene yaşayabiliyorlar pek çok yerde. Bunun bir sonraki adımı işte 120 seneye bunu nasıl arttırırız falan, bununla uğraşıyorlar. Şu an Google'ın en büyük mesela yatırımlarından biri bu. Kalika diye. Ya da Peter Thiel, PayPal'ın kurucusu, yatırımcısı. O da ömrü uzatma teknolojileriyle ilgili çalışıyor. İnsan ömrünü nasıl uzatabiliriz? Bununla ilgili inanılmaz çok nörolojik araştırma yapıyor. Ve bunların bazılarının meyve vereceği bir döneme gireceğiz. Sonraki bulmaca, gelecekteki bu avatarlar ve animated alanlar, anime alanlar. Bunları en güzel şekilde gösteren film hangisidir diye bir bulmaca. Gelecekteki avatarlar ve animated zone dediğimiz, anime edilmiş, canlandırılmış alanlar, animasyon alanları ve animasyon alanlarında avatarlar. Herkes avatarını giyip orada, avatarıyla dolaşıyor. Tamamen her şeyin dijital olduğu ortamlar bunlar. Anime ortam. Bu ortamların geleceğini güzel anlatan bir film var. Bu film hangisidir? Bunu bulmak çok zor. Çünkü ben de zor buldum bu filmi. Böyle gerçekten meraklı olman lazım. Yani. The Congress filmin adı. Çok da bilinen bir film değildir bu arada. Stanislav Lem diye bir adam var. Tam telaffuzunu emin olamadım ama. The Futurological Congress diye bir romanı var. Gelecek Kongres. Gelecekle ilgili bir fütürist kongresi. Böyle bir roman yazıyor. Film de ondan uyarlama bir film. Hatta bu şeydeki kadın oynuyor. House of Cards'ta Amerikan başkanı olan kadın var ya, o oynuyor. Film enteresan şöyle. İzlemenizi tavsiye ederim. Önce böyle, bu arada stüdyonun ismi de çok komikti. Miramax'la Paramount'un karışımı. Bir şey uydurmuşlar biz. Miramax'la Paramount'u karıştırıp yeni bir isim uydurmuş. O stüdyo diyor ki bu kadına, sana son bir şans vereceğiz. Kariyerinin bitmemesini istiyorsan son şansın. Seni dijital o şeyi aktaracağız. Scan edeceğiz. O dönemin artık çok boyutlu teknolojileri var. Bütün duygularını kadının, beynini, hayalini, her şeyini scan edecekleri bir makineye giriyor kadın. Ve makineler onun her şeyini scan ediyorlar. Sonra dijital haklarına da diyor her şeyini biz kontrol edeceğiz. Artık kendi ismini kullanamayacaksın hiçbir yerde. Bu bütün dijital hakları, senin artist, sanatçı kimliğin hepsi bizim kontrolümüzde olacak. Kabul ediyor musun? Ediyorum diyor kadın. Böyle kadın bütün o sanatçı kimliğini dijital edilmesine izin vermiş oluyor. Bundan sonra da neler olduğunu anlatıyor filmde. Ama enteresan olan şu, filmin işte 15-20 dakikasından sonra film çok garipleşiyor. Tamamen çünkü animated zone'a giriyor. Yani bu Futurological Congress'in geçtiği yer tamamen avatarların anlandırılmış dijital ortamın içine giriyor. Dijital ortamın içine girmesinden itibaren filmin zaten bir saati tamamen dijital çizgi film olarak. Bir saat boyunca animasyon. Animasyon olarak neler olduğunu görüyorsun. Filmin çoğu aslında sen normal bir film bekliyorsun. Normal bir film değil yani. Tamamen animasyon filmi aslında yani. Animasyon ortamında geçiyor. Ve sonuna doğru da ilk sahnesini de hatta ben slaytlara taşıdım. O filmin fragmanını izletmiştim öğrencilerime. Ve de bu geçiş sahnesini izletiyorum. Orada da animasyon alanından gerçek hayata geçişini görüyoruz kadın. Geri dönüyor. Çünkü içtiği bir şey var. Ondan geri dönme şeysini içip gerçek hayata dönüyor. Gerçek hayata döndüğünde de görüyor ki yeryüzünde artık böyle çevre bitmiş, insanlık bitmiş, herkes paspal, fakirlik içinde falan filan. Ama işte bir teknolojilerle bir şekilde ayakta kalıyorlar. Ama realite o kadar kötü ve hayal kırıklığı dolu ki insanlar realitede yaşamıyorlar. O animated zone'da yaşıyor. Mesela bir sürü süslü kişilerin falan aslında gerçek hayatta ne kadar acınacak, cünepe falan, fakirlik içerisinde yaşadığını falan görüyoruz. Realiteye geçiş sahnesi mesela çok etkiliyor film. Animasyondan realiteye geçiş sahnesi bayağı şok edici. Orayı gösteriyordum. Neyse, çok konuştuk bu filmle ilgili. Ama bu hani geleceğe bir bakış açısı olması açısından bence orijinal. Bu augmented reality dediğimiz, Türkçesi ne oluyor? Virtual reality. Bu arada benle de dalga geçecekler. Sunny side up ne oluyor dediğim gibi. Ona benzedi. Bu sunny side up hikayesi var ya. Sahanda yumurtayı bilemiyor. o duruma düştüm yani ben de şu anda. Neydi onun Türkçe?
artırılmış gerçeklik mi oluyor? Evet evet, artırılmış gerçeklik. Yani sanal gerçeklik değil de virtual reality değil, artırılmış gerçeklik. Bu artırılmış gerçekliğin geleceği ne olacak? Hayal edelim diyorum. Oradaki bir sonraki bulmaca da şu. Dijital ikizlerin her yere yayıldığını düşün. Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Burada da şunu görüyoruz. Herkesin ve her şeyin dijital ikizi olacaksa eğer, mesela sizin evinizin de bir dijital ikizi olur. İçinde bulunduğunuz evin. Bütün dünyanın da dijital ikizi. Mahalleleri, işte kurumların, bütün şirketlerin de mesela dijital ikizleri olacak. Ve bazı şeyler, problemler o simülasyon yapılacaksa eğer, hesaplamalar, simülasyonlar, problem çözümleri, onlar hep dijital ikiz üzerinde yapılacak. Hani orada bazı şeyleri özellikle teknik anlamda teknolojik etkileri görmek istiyorsun. Ya da işte aynı şekilde insan vücudunun da dijital ikizi olacak. Üzerinde deneyemeyecekleri medikal denemeleri, deneyleri dijital ikizinin üzerinde yapılacak. Sağlık sistemleri buna göre dönüşür. Bu dünyaya ne ad verilir diye bir bulmacamız var. Buna da Mirror World deniyor. Ayna dünyası. Mirror World. Bu geleceğin en büyük teknolojik platformu olacak diyor bazı fütüristler. Buna ilgili de çok güzel bir yazı var. O slaytlarda onu gösteriyorum. Geleceğin en büyük teknolojik platformu Mirror World olacak. Yani işte birebir bütün dünyanın, hatta bütün fiziksel gerçekliğin dijital karşılığı diyebiliriz buna. Bu makaleyi bence okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir makale. Wired dergisinde 2019. Sonra 2020'ye girerken moda dünyasında en büyük değişim nedir diye bir bulmacam var. En büyük değişim dönüşüm nedir? Yani teknolojik dönüşüm nedir? Bu da gene bilmesi zor bir şey. Onun için ben söyleyeyim. Dijital modeller ve CGI karakterler. CGI karakterlerini nasıl Türkçe çeviririz onu da bilmiyorum ama. Yani dijital üretilmiş modeller, bilgisayar efektleriyle üretilmiş sanal modeller. Bu bambaşka bir yeni bir dünyaya işaret ediyor. Onunla ilgili videolar var. Onları gösteriyorum öğrencilere burada. Virtual influencer denen bir kavram oluştu artık. Sanal, hani Instagram'daki mesela düşünce akımı önderleri ne deniyordu onlara? Fenomen deniyor mu hocam? Fenomen, tamam. Sanal fenomenler. Bu sanal fenomenler ve dijital modeller dediğimiz şey, bu artık çok yaygınlaşmaya başladı. Bununla ilgili bir bulmaca geliyor bir sonrasında, bu videodan sonra. O videoda şu, sosyal medyayı, avatarları, animasyonu ve yapay zekayı bir araya getirerek nasıl değer üretirsin? 125 milyon değer üretmiş bir firma var. Kim bunlar? Ve nasıl yaptılar bunu? Böyle bir bulmaca. Sosyal medya, avatarlar, animasyon ve yapay zeka, bunları birleştirerek bir karakter oluşturdular. Kim bunlar? Brad diye bir firma. Brad diye yazılıyor. Brad. Oluşturdukları karakterin adı da Lil Makela. Görmüşsünüzdür YouTube'da, işte Instagram'da falan. Lil Makela diye bir karakter. Tamamen bilgisayar üretimi. İşte yapay zeka ürünü bir kişilik. Ama Lil Makela dediğimiz kişi inanılmaz detaylı tasarlı. Bu çok ürkütücü. Yani gerçek insan gibi ama daha az sıkıcı. Gerçek insanlar biraz daha, selebritiler bile biraz bir yerden sonra sıkıyorlar yani. Ama bu Lil Makela, milyonlarca kişi bu Lil Makela'yı takip ediyor. Milyonlarca takipçi var. Avatarlar devrine girdik artık dolayısıyla. Evet. Yani bu sanal influencerlar, işte sanal kanaat önderler. Lil Makela'nın hikayesini anlatıyorum sonra. Onun videosu var. Sadece Lil Makela da değil, başka bir sürü böyle dijital yeni karakter var. Lil Makela en böyle yaygın olanlarından bir tanesi. Ama bunlar böyle milyonlarca dolar üretiyorlar. Bir sonraki bulmaca şu. Yapay zeka tarafından hayata geçirilen televizyon kişilikleri var mı? Varsa kimler? Televizyonda boy gösteren yapay zeka şahıslar var mı? Var cevabı. Mesela Çin'de haber sunan bir kadın var mesela. Tamamen şey, yapay zeka bayağı da güzel sunuyor yani. Onun videosu var. Çin'de yani o kadar ayrı bir dünyada yaşıyorlar ki yapay zeka sunuyor haberleri, düşün ya. Hangi firma yapay human, artificial human teknolojisini oluşturdu? Yani bu sanal modelleri konuşuyoruz ya, hangi firma bu alanda teknolojik bir atılım yaptı? Gerçeğe çok yakın karakterler oluşturarak, yapay zeka tarafından canlandırılan anime karakterler oluşturdular. Hangi firma bu konuda öncü? 2020'nin başında yapılan en büyük elektronik fuarında ki en büyük yenilik de buydu aslında. O da Samsung. Samsung'un Neon diye bir teknolojisi. Ve videolarına bakarsanız Samsung Neon'un bayağı iyiler. Çok zengin. Sonra bu yarının teknolojine bir ara veriyoruz, yarının teknolojilerine. Tabii bu arada eğitimcilere de benim tavsiyem, mesela sürekli varyasyon yapın. Hep siz konuşmayın. Şu anda mesela ben çok konuştum yani, böyle olmaması. Varyasyon yapın ve egzersiz yaptırın onları. Aslında şu ana kadar çok fazla video odaklı ve puzzle odaklı oldu. Bu kadar sürmemiz gerek. Biraz ben sürüklenmişim, daha kısa tutmam lazım. Araya mutlaka aktivite girmesi lazım. Aktivite geç kaldı.
Onun için hemen sonraki aktivitede şu, geleceğin meslekleri aktivitesi. Geleceğin mesleklerini beraber hayal edelim diyorum. Geleceğin akıllı makinaları, yapay zeka, biyomedikal yenilikleri, işte insana benzeyen robotlar, yapay zekanın hayatın her alanına yayılması, nanoteknolojilerin vücudumuza kadar girmesi, biyomedikal alanda insan ömrünü uzatacak mucizevi gelişmeler, 3D printing, 3D basma teknolojileri, işte akıllı Internet of Things, birbirine bağlı cihazlar, birbirleriyle konuşan cihazlar, akıllı ev sistemleri, akıllı işte makinalar, robotlar, insanlarla makinaların birbirine daha fazla eklemlenmesi. Bu cep telefonunun sadece elimizde bir cihazı olmayıp artık vücudumuzun içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Önce kıyafetlerle belki, cihazlarla, gözlük gibi falan. Bir süre sonra hatta beynimizin içine kadar belki. Bazıları işte pirinç tanesi kadar çiplerden falan bahsediyor. Dolayısıyla bu böyle bir çağda geleceğin meslekleri ne olacak sizce diye soruyorum öğrencilere. Tabii ki değişecek. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki zaten sizin anne ve babanızın yaşadığı dünya bitti şu an. Endüstri devrimine göre yetiştiriliyor. Türkiye'de de öyle. Hala mesela eğitim sistemleri, öğrencilere korkunç bir yanılgımız var. Eğitim sistemleri dünyanın her yerinde hala öğrencilere endüstri devrimine göre yetiştiriyor. Endüstri devrimine göre yetiştirmek ne demek? Tek tip. Sıralara koyuyor herkesi. Çocukların işte bireysel, özel yeteneklerine kulak vermiyor. Herkes tek tip standart hale getiriyor. Bilgi aktarmaya dayalı, bilgileri boca ediyor. Halbuki Google'da 2 saniyede dünyanın bütün bilgisine ulaşabiliyorsun. Onları ezberlemenin hiçbir faydası yok. O ezberlediği bilgilerden sınavlara sokuyor öğrencileri. Tamamen anlamsız. Neden bu kadar anlamsız? Çünkü 100 sene öncesinin sistemi bu. Bu sistem hani 1890'larda falan yaşasaydık mantıklıydı. 1900'lerde, 1920'lerde falan hadi mantıklıydı yani. Ama artık 2020'ye gelmişiz ya, hala mı aynı şey? Ya bir her şey dönüştü, şu eğitim sistemleri dönüşemedi ya. Çıldıracağım. Bütün eğitim sistemlerini yıkıp geçmem gerekiyor. Hani yıkıp geçesim var yani. O kadar kızıyorum. Bütün okullar, eğitim sistemleri. En zor değişecek şey de bu ne yazık ki dünya. Yani bu ne, niye böyle bunu da anlamış değilim. Hatta ben öğrencilerime en başta aslında yapmamam gereken bir şey ama şunu söylüyorum. Aldığınız eğitim hakikaten size iş dünyasında tam olarak hazırlayacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlk böyle bunu önce mitleri ortadan kaldırın. Sizin kurumunuz, okulunuz, üniversiteniz size iş dünyasına, iş piyasasına hazır hale getirecek diye düşünüyorsanız ilk yanılgı bu. Unut onu ya. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya beklemiyorsun. Eskiden artık mezun oldun, diplomanı eline aldın, hadi bakalım işte ekmeğini de alsın bizim oğlan. Bizim kız. Böyle bir bitti o çağ. Yok öyle bir çağ. Ekmeğini eline alman için internette senin kendi web siteni açman gerekiyor. YouTube kanalını, podcastini yapman gerekiyor. Orijinal yeni bir şeyler söylemen, üretmen gerekiyor. Kendi firmanı kurman, girişimci olman, dijital girişimci olman gerekiyor. Böyle bir çağdayız artık. Dolayısıyla okul diplomalarının da giderek değersizleştiği bir döneme girecek aslında. Ya da okullar kendilerini dönüştürecekler. Dönüştürmek zorunda kalacaklar. Eğitim sistemleri, üniversiteler dahil buna tamamen kendilerini değiştirecek. Çünkü böyle gitmez yani. Endüstri devrimine göre öğrenci yetiştiremez. Tek tipleştirme bitmeli. Sınav sistemi bitmeli. Çoktan seçmeli test sistemleri bitmeli. Gerçek hayatla hiç alakası olmayan, efendime söyleyeyim, işte yazılı sınavlara girme. Her şeyi ezberleyip ezberledikten sonra oradan sınava girme. Bunlar hepsi bitmeli. Çünkü dünya artık fabrikaya sen işçi yetiştirmiyorsun ya da yönetici yetiştirmiyorsun. Fabrikalar yok artık. Bambaşka bir çağ gibi. Artık bilgi çağındayız. Ama bilgi de o kadar fazla ki her yer ve cılkı çıkmış durumda. Sadece geçen sene üretilen bilgi insanlık tarihinde üretilen bilgi kadar. Bir senelik bilgi. Ve bu katlanarak artıyor. Exponential çağa girdi. Bütün bu daha neyin ne olduğunu anlayamadan, bu teknolojilerin hangisi ne işe yarıyor onları bile anlayamadan yenileri çıkıyor her gün. Her gün yeni bir buluş var. Bu kadar logaritmik ve exponential artışın yaşandığı bir çağda tabii ki geleceğin meslekleri hiç hayal edemeyeceğimiz meslekler. Ve ne yazık ki bunlarla yeterli kaynak kimse de bilmiyor ne olacağını tam olarak. Dolayısıyla bununla ilgili biraz düşündürüyorum ben öğrencileri. Ama işte kariyer merdiveni falan yok öyle bir şey. Kırıldı merdiven falan kalmadı yani. Unut onu. Yani tamamen kendi yolunu kendin jungle'da kendin bul, yani ormanın içinde kendi yolunu kendin keşfet. Onun için ki insanın kendisini tanıması çok önemli. Kendi güçlü yönlerini keşfetmesi çok önemli. Onun için işte merak, ilgi alanı, hayal gücü çok önemli. Bu yeni çağda dikkati elinde bulunduran kazanıyor. O nasıl dikkati elinde bulunduracaksa? Merakla, hayal gücüyle. Merakının, hayal gücünün, hobilerinin peşinden giderek. Şimdi bununla ilgili, gelecekle ilgili bazı şeyler paylaşıyorum ben burada. Mesela şu tür şeyler. 2050'de 60 yaş üstü
dünya nüfusu iki katına çıkacak. Yani 60 yaş üstü şu ankinden iki katı olacak 2050. Bak, bu çok büyük bir oran yani. Aynı şekilde 80 yaş üstü oran da 3 katına çıktı 2050'ye. Yani 80 yaşın üzeri 3 katına çıktı. Dolayısıyla geleceğin sektörlerini düşünmek isteyenler mesela bu yaşlı nüfusla ilgili şeyler çok önemli. O yani yaşlı nüfusa bakacak işte hemşireler mesela ya da işte sağlık konusunda ama arkadaş da olabilecek yaşlı nüfusla ilgilenebilecek insanlar. Bunlar gelecekte hakikaten en önemli mesleklerden biri haline. Veya alternatifi bunları robotlar yapacak. İnsanlarla böyle hani yakın iletişim kuran robotlar geliştirecek. Ama her halükarda bu yaşlı nüfusla beraber zaman geçirip onlara bakacak bir şey lazım. Ya insanlar olacak bu ya da robotlar olacak. Başka çaresi yok. Bir başka şey blockchain. İşte bu yeni para sistemleri. Daha önce görmediğimiz Bitcoin. Algılayamadığımız daha böyle kripto paralar. Bu paralar tabii spekülatif şeyini bir kenara bırakalım. Yani böyle bir artıyorlar, bir azalıyorlar. İnanılmaz şeyler dönüyor böyle. Bir sürü şey dönüyor. Ama perde arkası şeye bakacak olursak, altındaki sisteme bakacak olursak çok mantıklı bir sistem. O blockchain, blok zinciri teknolojisi. İnsanlığı bambaşka yere taşıyacak bir teknoloji aslında. Çünkü ilk defa tarihte bireyin gücünü inanılmaz artıracak bir dönüşüm geliyor. Yani bu blok zinciri teknolojileri eğer tamamen sonuca ulaşırsa, aracı kurumların, bankaların, hükümetlerin güç kaybettiği bir döneme gireceğiz. Yani bireylere kendi finansal kaynaklarını kontrol etme imkanı vereceğiz. Bu blok zinciri teknolojileriyle. Bireylere kendi teknolojilerini, mesela bir parayla ilgili kendi paranı kontrol edebilir. Kendi ödeme sistemlerini sen kontrol edebileceksin. Yatırımlarını kendin kontrol edebilir. Blok zinciri sana bunu sağlayacak. Ve bütün bunları bankalardan bağımsız yapabilir. Ya da hükümetlerden de bağımsız yapabileceksin. Bu bireye inanılmaz güç veren bir sistem. Dolayısıyla mesela blok zinciri teknolojileriyle mesela ev almak bile günü gelecek bir tıklamayla ev alabileceksin yani internette. Ya da böyle hani aracı kurumlara güven ilişkisine gerek kalmayacak bu blok zinciri teknolojileri. Şu anda mesela dünya nüfusunun çoğunun banka sistemlerinde yeri yok. Gelişmekte olan özellikle Afrika'da mesela milyarlarca insan bankacılık sisteminde yerleri yok onun. Bütün bu insanlar için blok zinciri teknolojisi yepyeni kapılar açacak ve yeni bir oluşum. Blok zincirine ayrıca dönmek lazım ama bir başka gelişme şu. Paylaşım ekonomisinin giderek yayılması. Airbnb, Uber falan bütün bunlar tabii ki tüketim alanında oluyor bir yandan ama üreticiyi düşünelim. Yani profesyoneli düşünelim. Sen girişimcisin, üreticisin ya da sanatçısın. Dünya ile buluşmak istiyorsun. Kendi fanlarına ulaşmak istiyorsun. Bunun için de artık yepyeni teknolojiler var. Freelance teknolojileri var. Proje bazlı internetten çalışabiliyorsun. Patreon var. Patreon'da mesela senin hayranların sana işte senin işini takip edenler her ay sana para yollayabiliyorlar. Dolayısıyla maaşın oradan. University of Toronto'da Jordan Peterson diye çok böyle tartışmalar üreten bir profesör var. Psikoloji profesörü. Ama böyle bayağı tartışmalı bir adam. Ama bu adam mesela $500,000 kazanıyor bu Patreon'da. Gelecek bu platformlarda gelecek yani. Mesela şu anda yeni üretilen yeni ürünleri tanımak istiyorsunuz. Yeni icatlar neler acaba? Yeni ürünler neler acaba? Yeni dronlar mesela. Drone teknolojisini merak ediyorsunuz. Bütün bunları Kickstarter'dan artık insanlar takip ediyor. Yani yeni bir şey ortaya koyacaksan, mesela yeni bir kitap yazacaksın. Karikatür kitabı çıkarmak istiyorsun. Ya da işte yeni bir ürün, hizmet tasarlamak istiyorsun. Ama paran yok. Artık crowdfunding sistemiyle Kickstarter'a gidiyorsun. Sayfanı açıyorsun. Kickstarter gibi başka bir sürü siteler de var ve onlar sana destek veriyor. Sen de onlara işte kitabın çıkınca kitabını hediye ediyorsun vesaire. Artık pek çok insan bu şekilde bağ kurmuş oluyor. Yeni bir şey üretmek istiyorsan, hatta firmalar falan da kullanıyor. Startuplar da kullanıyor artık çok yoğun şey. Dolayısıyla inovasyon çok daha hızlanmış durumda. Ve inovasyon için artık o kadar büyük kapital da gerekmiyor yani günümüzde. Her şeyin inanılmaz ucuzlaştığı bir döneme girdik. Yani o kadar böyle bol bilgi, bol teknoloji olan bir döneme girdik ki hani bunun getirdiği refah eğer paylaşılabilirse dünyada hani hiç olmadığı kadar parlak bir döneme girebilir insan. Ama tabii hiç olmadığı kadar karanlık bir döneme de girebilir. Her şey bıçak ucunda yani. Dünya nüfusu şu anda işte 8 milyara yakın değil mi? 2050'de 10 milyara yaklaşık 9.7 milyar falan olacak. 2100'de de yaklaşık 11.2 milyar olması bekleniyor. 11.2 milyar. Dolayısıyla dünya nüfusunun artış hızında bir yavaşlama olacak. Ama yine de çok büyük bir artıştan bahsediyoruz yani milyarlarca hani bu ekosistemin geleceğini düşünürsek bu kadar insan nasıl doyacak?
Bu kadar insan nasıl iş sahibi olacak? İş piyasaları zaten kötü durumda. Geleceğin işleri tamamen ortadan kalkıyor. Bilgisayarlar logaritmi şekilde, yapay zeka, algoritmalar, bunlar zaten geleceğin işlerini ele geçiriyor. Ve hani böyle bir çağa doğru biz öğrenci yetiştiriyoruz. Düşün ki geleceğin meslekleri tamamen ortadan kalkıyor pek çoğu. Tamamen dijitalleşiyor, tamamen bilgisayarlarla. Böyle bir çağda bu kadar insan nasıl iş sahibi olacak? Bu kadar insan nasıl karnı doyacak? Bu kadar insan, bir de tabii küresel ısınma ile baş edeceğiz. Yani buzullar eriyor, onlar hızlanarak devam ediyor. Avrupa'nın ortasında 44 dereceleri, 45 dereceleri gördük. Her ay bir sel felaketi, her ay bir çığ felaketi. İşte görüyoruz, artık içindeyiz yani. Hurricane'ler, bu tornadolar. Dünyanın her yerinde ve her ay bir felaket yani. Koronavirüs, yeni pandemiler, yeni doğal felaketler, orman yangınları, Avustralya'nın bilmem kaçı yandı, Amazon yangınları ve bütün bunlar önü alınamazsa daha da kötüsü geliyor. Milyarlarca insan, hayvan türü, organizmalar yok oluyor yeryüzünden. Bayağı kötü bir döneme giriyoruz yani, bir yönden düşünecek olursak. Yani bu buradan çıkmanın tek yolu bilimle, teknolojiyle sıçrama yapacak yepyeni açılımlar sağlamak. Başka bir yol çok göremiyorum ben. Bilimi, teknolojiyi falan çok iyi kullanarak, inovasyon üreterek daha önce düşünmediğimiz şekilde yepyeni sistemler kurmamız gerekiyor. Daha sustainable ve gelecek nesillerden çaldığımız o şeyleri yerine koyabilecek sistemler. Ve burada da teknoloji gene çok önemli kazanacak. Şimdi böyle bir dünyada geleceğin meslekleri ne olacak diye, sel felaketlerinin, kuraklıkların, kıtlıkların artacağı bir dönem bizi bekliyor ne yazık ki. Ve küresel ısınma hızlandıkça ne yazık ki betonlaşma, doğa katliamı, hayvan katliamı, insanlığın bitmeyen hırsı, bunlar devam ettikçe, kapitalist sistemin açmazları devam ettikçe böyle gerçekten can tehlikesiyle hani böyle dünyanın ve de bu ekosistemler o kadar şey ki, majestic ki, hani böyle dünya kendisini yenilemek istediği anda ekosistem, kainat fırlatıp atacak yani. Bizim hiçbir dahlimiz yok olaydı. Gezegen şu anda kendini belki korumaya alacak. Orada senin hiçbir şeyin yok yani artık ve 15 sene sonra artık geriye de dönülemez bir hal. Yani bu artış 2 derece, 3 derece daha arttığını düşün dünyadaki ortalama sıcaklığı. Bu geri dönüşü yok yani. Başka bir gezegen de yok. Mars'a da o zamana kadar yetişmez yani o koloniler falan. Zor yani. Onun için geberip gideceğiz. Eğer gerçekten önlem alamazsak hepimiz geberip gideceğiz yani. Hani çocuklarımız için belki bir dünya kalacak ama torunlarımız nasıl bir dünyada yaşayacaklar? Bunu gerçekten oturup düşünüp kendimizi toptan yenilememiz gerekiyor. Şu andaki kapitalist hırslarla, sistemle gidersek eğer gerçekten tüketiyoruz yani. Bir şey kalmadı. Şimdi geleceğin sektörleri, firmaları ne olacak dolayısıyla? Büyük soru bu. Ben şimdi öğrencilere burada 10-15 tane örnek geleceğin işlerinden örnekler koydum. Bunlardan biraz bahsedebilirim. Ve öğrencilere dedim ki 3 tanesini seçin. Hangileri sizin için uygun? Geleceğin işleri için kendinizi nasıl dönüştürebilirsiniz? Kendi becerilerinizi, bilginizi, hayal gücünüzü nasıl dönüştürebilirsiniz? Buna açılım yapın. Dijital rehabilitasyon danışmanı. Geleceğin mesleği. Bu da şu, yani böyle boğuluyoruz bilgi bombardımanının içinde, sosyal medyanın içinde böyle zaten bağımlı hale geldik tamamen. Böyle iyice böyle bir maymun beyni otomatik cep telefonundan aşağı gide artık parmaklarımız eskidi yani. Böyle saatlerce gidebilirsin. Sınırsız yani bu. Bir kuyuya düştük çıkamıyoruz. Buradan nasıl çıkacaksın? Onun danışmanları olacak. Dijital detoks nasıl yapılır? Akıl sağlığını, ruh sağlığını nasıl koruyabilirsin? Bu çılgın sosyal medya şey. Herkes dikkatini bir taraftan çekiştiriyor öyle. O dikkat en değerli şey senin. Nasıl koruyacaksın? En büyük problemlerden biri bu. Şu an. Bunu yapacak, bunun danışmanları mesela. Çok para kazanıyor. Kişisel marka danışmanları. Herkesin bir kişisel markası olacak. Senin online mesela presence'ın. Yani online sosyal medya sistemlerinde, Google'da senin ismini tıkladığımızda neler çıkıyor? Bunları uygun kanalize etme, sosyal medyadaki senin varlığın. Ve de tabii ki gelecekte birçok iş artık kontrat bazlı işler oluyor. Klasik kariyer merdiveni bitti. Dolayısıyla firmalara sen saatini kiralayacaksın ya da becerilerini kiralayacaksın. Sen tek başına tek kişilik bir firma gibi ol. Ve bunu satın almak isteyenlere satacaksın. Bunu yapabilmen için de gerçekten en iyi olmak. İnternette de şöyle bir şey var. Hani logaritmik artış diyoruz ya, o logaritmik artışın işi başarmış olan internetin en iyileri çok çok zengin. Ama iyi değilsen,
Ortalamaysan ortalamaların işi çok zor. Sürekli bir cebelleşme. Buna da yavaş yavaş geçtik sayılır. Türkiye'de belki farklı ülkelerde de vardır. İşte bir onluk, armut gibi siteler var belki duymuşsunuzdur siz de. Hı-hı. Mesela o sitelerden işte insanlar tasarım, boya yani aklınıza yani ne gelebiliyorsa her herkes kendi gidip şirketlerde de çalışmaya da gerekiyor. Yani kendi saatiyle iş yapmış oluyor. Bunun demek ki daha büyük bir versiyonuyla aslında yavaş yavaş. Evet, bir de şöyle bir şey var. Yani sen artık büyük oynayıp nasıl strateji kuracağım, sistem kuracağım bunun peşinde ol. Her işi dışarı yaptırabiliyorsunuz. Sen acaba neye meraklısın, neyi üretmek istiyorsun? Gerçekten dünyanın neye ihtiyacı var? Ve sen bunu nasıl üreteceksin? Eğer bunu stratejik olarak, tasarımcı düşünerek insan hayal gücüyle üretebilirse, yarının dünyasında ben nasıl bir yerde olmak istiyorum 10 sene sonra? Bunu önce bir detaylı hayal edebilsek biz mesela ve kendimizi şimdiden oraya hazırlayıp oradan geriye bakıyor gibi davransak çok daha hızlı stratejik atılım yapabiliriz. Geleceğin mesleklerine devam edelim. Virtual Reality Designer, sanal gerçeklik tasarımcıları. Yani bu sanal dünyaları üreten, yaratan, işte tasarlayan, özellikle bu sanal dünyalarda macera tasarlayan insanlar. Aslında bu konuda da en iyi kişiler bilgisayar oyunu tasarımcıları, bilgisayar oyunu üretenler. Yani onlardan öğrenilecek çok şeyimiz var. Çünkü onlar merakı, dikkati, hayal gücünü hepsini elinde bulundurabiliyorlar. İnanılmaz anahtarları var. Yani bu kadar 2,5 milyar insan her işi gücü bırakıp bilgisayar oyunu oynuyorsa burada bir sihir var, büyü var. Hani o büyüyü elinde bulunduran geleceği de elinde bulundurur. Zaten o büyüyü elinde bulunduran işte Game of Thrones'u da o yapıyor. İşte geleceğin markalarını da onlar üretiyor. Pokemon diye bir şey üretiyorsun. 86 milyar dolar değer. Barbie bebek bir üretiyorsun. 50 milyar dolar değer üretiyor. Harry Potter bir üretiyorsun. Tarihin en çok satan kitabı. 40 milyar dolar falan böyle milyar dolarlar havada uçuşuyor yani bütün bu markalar. Bütün bunlar hayal gücü gerektiriyor ve yeni dünyalar tasarlama yeteneği gerek. Yani hayal gücünle sen yeni dünyalar tasarladığın ölçüde bu gelecekte kendine yarayın. Herkes yapabilir bunu. Çünkü laptopu olan, interneti olan, internet bağlantısı olan herkes günümüzde değer üretebilir. İlla böyle bu şeyi de bir kenara bırakmak lazım aslında. Hani geri kaldık duygusunu. Çünkü herkes sıçrama yapabilir günümüzde artık. İlla böyle büyük şirket olmana gerek yok. Sen birey olarak çok başarılı olabilirsin ve hayal gücünle yeni şeyler üretip icat edebilirsin yani oturduğun yer. Aslında dünya şu an hocam bütün insanları aynı seviyeye getirdi dediğiniz gibi. Yani büyük bir holdingin de şimdi işte bir interneti bir laptopuyla yapacak kişi bir tane küçücük bir kişi de odasına yapabilir yani aynı şeyi. Uygulamayı kesinlikle, o çıkarabilir. Yani. Playing field is level derler yani oyun alanı artık eşit hale gel oyun alanı. Yani kendini daha hızlı yenileyen, daha fazla hayal kurup anında aksiyona geçip girişimci gibi davranan yarının anahtarını elinde bulunduruyor. Yani daha hızlı üretebiliyor. Geleceğin mesleklerine devam edersek hemen ben bu kalan meslekleri kısa söyleyeyim o zaman. Kurumların organizational disruptor yani kurumları sallayacak olan böyle de yenilik öncüsü. Kurumların yenilik öncüleri, inovasyon öncüleri. Bütün büyük firmaların temel problemi yenilik üretememeleri. Aşırı böyle kontrolcü, bürokratik, hantal hale geliyorlar. Hantal hale gelirlerse de bir gecede bazen işte birkaç ayda ortadan kalkabiliyorlar. Yani lider konumlarını kaybedebiliyorlar. Onun için mesela yarının Apple, Amazon, Google gibi şirketleri neler olacak bunları ben hiç tanımıyoruz. Çok küçükler şu an. Yani şu koronavirüsü döneminde mesela. Bir sürü yeni firma var, yeni girişimci firma var ama bunları dünya bilmiyor henüz. Ama yarının Apple'ları olacak, Amazon'ları olacak. Dolayısıyla bu büyük firmalar kendi yenilikçi kapasitelerini ayakta tutabilmek için ve daha esnek, uyumlu, inovatif, hani yenilikçi çalışabilmek için danışmanlar atacaklar. Bunlara da organizational disruptor diyor. Bu kişilerin görevi organizasyonda kaos oluşturmak. Yani kaos kötü bir şey olmayacak. Tam tersine kaos yoksa sen yarın öbür gün daha büyük batacaksın. Hani her şey böyle aman efendim, evet efendim, sepet efendim, salla başı al maaşıysa zaten o firmalar silinmeye mahkum. Eninde sonunda silinecekler. Aynı şekilde kurumlar da öyle. Etkili şekilde kendisini dönüştürmeyen bütün sistemler yok olmaya mahkum. Onun için de sistemi dönüştürebilecek, sistemde kaos oluşturabilecek, yenilik oluşturabilecek kişilere ihtiyaç. Organizational disruptor dediğimiz bu. Kişisel eğitim mentoru, kişisel eğitim önderi. Kendi kişisel eğitimini günümüzde tasarlayabilmek için yardıma ihtiyacı olacak insanların. Çünkü çok fazla bilgi var. Ve nereden, neyi, nasıl yapacaksın, kendini nasıl adapte edeceksin, yeni becerileri, bilgileri nasıl kazanacaksın? Bunun da koçları olacak ve danışmanları olacak. Bu koçlar ve danışmanlar da çok kariyer konusunda da danışmanlık yapacaklar. Personal Microbiome Manager yani bakteri uzmanları.
mikroorganizma uzmanları, vücudumuzdaki işte daha uzun ömür için yararlı bakterilerin önün açılması ve de işte zararlı bakterilerin önünün alınması, bununla ilgili teknolojiler ve bununla ilgili mikro teknolojiler ve bunların uzmanları. Pharmaceutical artisan, insanlara özel 3D printingle özel ilaçlar, sana özgü ilaçların geliştirilmesi. Artisan drugs, yani senin kendine özgü benzersiz bir genetiğin, medikal tarihin, geçmişin, aile haritan, gen haritan var. Bunlara göre sana özgü ilaçlar veya tedaviler tasarlanması. Bu da yeni meslek alanları. End of life manager, memorizer. Bu da şey, ölümden sonra dijital kimliğini kim belirleyecek? Bu da bir iş olacak, gelecek. Yani nasıl mesela işte cenaze firma, cenaze şeyleri var. Özellikle batıda cenaze firmaları falan vardır yani. Senin nasıl hatırlanacağını falan ya da cenaze merasimin nasıl olacağını organize ederler. Bu da dijital anlamda özellikle ölümden sonra dijital bütün o datayı nasıl paketli ya da nasıl bunun yok edilmesini mi istiyorsun sen? Ya da belli şekilde paketlenmesini mi istiyorsun? Hani bununla ilgili yeni teknolojik hizmetler çıkıyor. Bir başka şey Hyper Intelligent Transportation Engineer. Yani geleceğin çok hızlı ve zeki ulaşım sistemlerinin kurucuları. Kendi kendine giden arabalar sadece bu işin başlangıcı. Bir de bunların işte akıllı trenleri, akıllı yol sistemleri. Elon Musk'ın bu Boring Company diye bir firması var. Boring dediği kazma firması. Çok hızlı kazabilecek teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar. 50 tane kat olacak mesela yerin altında. Anında o havasız, hızlı koridorlardan çok hızlı gidebilecek arabalar. Trafik sorununu böylece çözebilecekler falan gibi. Bununla ilgili mühendisler çok değerli olacaklar. Cyborg Designer, yani insanlarla makinaların bir araya geleceği bir dönemden bahsediyoruz ya, o insanlarla makinelerin daha estetik, daha doğal bir biçimde bir araya gelmelerini sağlayacak, tasarlayacak yeni teknolojileri insan vücuduna eklemleyecek şeyler. Organizmayla, silikon ile hani biyolojik vücut arasındaki bağlantıları sağlayacak ve bunun tasarımlarını yapacak meslekler. Robotic Holographic Avatar Designer. Artık sanal dünyalarda, anime ortamlarda çok daha fazla zaman ayıracağımız için gelecekte, bilgisayar oyunlarında vesaire. Buradaki kimliğini nasıl sen oluşturacaksın? Bununla ilgili avatar tasarlama, hologram, işte robotik vücut tasarlama. Mesela yeni yaşam tarzını, yeni bir stili, giysi stilini vesaire dijital ortamda sen ortaya koyabilirsin, rengarenk yapabilirsin. Bunların da tasarımcıları olacak. Uzay Space Tourism Guide, uzay yolculuğu ve SpaceX, Virgin Galactic gibi firmalar uzaya seyahati çok daha elverişli hale getirecekler ve ucuzlaştıracaklar. Hatta mesela Richard Branson'ın şeyi, hayali New York ile Londra arasını yarım saate indirme roket sistemiyle. Ve düşünün ki Avustralya ile Londra arası çok kısa bir saate inecek. Çin'den Londra'ya 45 dakikada gidecek falan. Bu da uzay turizmi aslında. Şeydir, Amazon'un Jeff Bezos da bu konuda çok iddialı. En lüks uzay seyahatini biz sağlayacağız diyor. Dev ekranla falan olacak diyor. Dolayısıyla bu uzay turizmi geleceğin en büyük sektörlerinden biri olacak. Dolayısıyla bu seyahat rehberliği öldü artık. Öyle bir meslek kalmadı ama seyahat rehberlerine benim tavsiyem uzay seyahatinin rehberi olsunlar bir an önce. Yani ya da becerilerini ona göre geliştirsinler. Space nurse, physician, uzay doktoru, uzay hemşiresi yine. Dünya dışında diğer ortamlarda şey, yer çekimi olmayan ortamlarda nasıl medikal müdahaleler gerçekleşti. Bir de tabii uzayda uzun süre zaman harcamanın getireceği radyasyona karşı ne tür şeyler gelişti? Mesela Mars'a gidenlerde radyasyon riski çok büyüyecek mesela vesaire. Bunların önü nasıl alınacak? Android Relationship Counselor, cihazlarla, robotlarla insanların ilişkilerini düzenleyen danışmanlar. Hani bu şey vardı ya, film Her filmi vardı. Siri gibi bir şeye, ses teknolojisine aşık oluyordu. Hani bunun ilerisini düşünecek olursak pek çok insan bu robotlarla, makinalarla duygusal ilişkiler kuracaklar. Bu ilişkilerin de danışmanlığı gelecek. Mind Transfer Specialist, bu da şey, artık bu çok uzak bir gelecek bence. Yani bilincin ya da aklın, beynin nakledilmesi ya da korunması. Bu tabii çok çok bence yeni bir yüzyıl alacak. Biraz abartmışlar bu kadar yakın. Çok çok ileri bir tarih bence. Ama önemli olan şu, hayal gücü geleceğin mesleklerini de şekillendirecek. Ve geleceğin mesleklerini biz bilmiyoruz şu an. Buna da hazırlıklı olmak için hayal gücümüzü daha fazla kullanmamız ve kendimizi gelecekte hayal edip o gelecekten bugüne ne yapabilirim diye düşünüp uzun vadeli kendimizi geliştirme maratonuna çıkmamız gerekiyor.